Merhaba arkadaşlar yeni bir testle birlikteyiz. 46. testteyiz. kazanın kavrama 46. testimiz. Diyor ki gövde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 1 veya 2 yıllık bitkilerin gövdesi ot su yapıdadır diyor. Arkadaşlar 1 veya 2 yıllık bitkilerin gövdesi ot su yapıdadır. Bu doğrudur. Şöyle işaretleyeyim. Evet bu doğru. Daha sonra geliyorum diyor ki odunsu gövdeye sahip bitkilerde kambiyum bulunur. Evet arkadaşlar odunsu bir bitki ise eğer bu çok yıllık bir bitkidir ve kambiyum bulundurur. Doğrudur. Odunsu gövdede örtü doku peridermis, odunsu gövdede epidermistir. Şimdi arkadaşlar burada tam ters olacak. Peridermis epidermisin parçalanmasıyla oluşur. Dolayısıyla epidermis genç bitkilerde bulunurken peridermis yaşlı bitkilerde bulunur. Dolayısıyla epidermis otusu da bulunacak. Peridermis odunsu da bulunacak. Yani tam tersini vermiş burada. Cevabımız C şıkkı olur. Otusu gövde hücrelerinde kloroplast bulunabilirken odunsu su gövde hücrelerinde kloroplast kloroplas bulunmaz. Doğrudur. Otusuların gövdeleri yeşil olabileceği için bulunur arkadaşlar kloroplast. Gövdenin üzerinde yaprak, çiçek, ve meyve ve tomurcuk gibi kısımlar yer alır. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. İkinci soru. Diyor ki aşağıda çift çenekli odunsu bir bitkide gövdenin eline kesti verilmiştir. Şimdi arkadaşlar aşağıda çift çenekli odunsu bir bitkide gövdenin eline kesti verilmiştir diyor bize. Diyor ki numaralı kısımlar ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? İlk önce numaralı kısımları bir yazalım. Şimdi odunsu bir bitki dediği için bize bakın odunsu bir bitki dediği için ben direkt olarak bir numaraya ne diyeceğim? Periderm diyeceğim. Periderm. Çünkü odunsu bitkilerde dış yüzeyi peridermis örter. Eğer genç bir bitkiden söz etmiş olsaydı oraya epidermis yazacaktım. 2 numara nedir? Bakın iki numara iletim demetidir. 2 numara dışta bulunan arkadaşlar fluemdir. Fluem. 3 numara arkadaşlar kambiyumdur. Şöyle yazıyorum kambiyum. 4 numara iç tarafta bulunan kısilemdir. 5 numara ise arkadaşlar e, peridermin hemen altında bulunan e, korteks bölgesidir. Korteks. Şimdi bakalım. Bir diyor periderm olup bitkiyi dış etkilere karşı korur. Evet, periderm doğrudur arkadaşlar. 2 organik besinlerin kökten yaprağa, yapraktan köke taşınmasını sağlayan flemdir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Flem organik besin taşır. 3 diyor kambiyum olup bitki gövdesindeki Primer büyümeyi sağlar. Şimdi bu bir dursun bakalım. En son açıklayacağım bunu. 4 diyor kasilem olup organik inorganik maddeler, maddelerin kökten yaprağa taşınmasını sağlar. Kısilem neyi taşıyordu arkadaşlar? Su ve mineralleri. Su ve mineraller inorganik madde olduğuna göre doğrudur. 5 diyor kolenkima, siklerenkima ve parankima hücreleri, tar hücreleri taşıyan kortekstir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Korteks zaten kabuk demektir. Bu yapıları taşır. Şimdi C'ye baktığımız zaman kan büyümü olduğu doğru. Ama primer büyümeyi değil, primer büyüme nedir? Boyuna büyümedir. Burada sekonder büyümeyi sağlar. Yani enine büyümeyi sağlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Yapraklarında paralel damarlanma olan bir bitki için. Şimdi yapraklarında paralel damarlanma varsa bu bitki arkadaşlar tek yıllık bitkidir. Yani damarlanma şöyledir bakın. Şu şekilde paralel gider. Bu tek yıllık bitkidir. Diyor ki kan büyüme sahiptir. Hayır tek yıllık bitkilerde kan büyüm yoktur. Bu yanlış. Örtü dokusu peridermistir. Arkadaşlar ee, yine tek yıllık bitkilerde epidermis vardır. Örtü doku. Çünkü epidermis genç bitkilerde vardı. E, tek yıllık bitki de genç olacağı için. Dolayısıyla bu yanlıştır. E, otsu gövde ve saçak köke sahiptir diyor arkadaşlar. Otusu gövdeye evet saçak göke sahiptir. Doğru. Bakıyorum şimdi hangisi doğrudur diye sorduğu için bize cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak arkadaşlar. Gelelim şöyle dördüncü sorumuza. Ezan okunuyor şöyle bir ara vereyim. Evet ezan bitti devam edelim arkadaşlar. Diyor ki dördüncü soruda. Aşağıdaki şekilde bir bitkiye ait yaprak enine kesti verilmiştir diyor. Buna göre numaralı kısımlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şimdi burada bir numara nedir? Bir numara hemen yazıyorum. Bakın bir numara kütikula tabakasıdır. Kütikula. İki, e, iki numaraya bakıyorum. İki numara nerede? Ha, i̇ki numara şurada. Arkadaşlar iki numara sutomadır. Üç numara epidermistir. Bakın epidermis. Dört numara... Hani şu ee, hatırlayın mez, mezofil tabakası vardı bitkilerde mezofil tabakası mezofil tabakasında ya da e, iki tane parankima vardı arkadaşlar palizat ve sünger parankiması bunlardan 4 numara palizat parankimasıdır palizat 5 numara da sünger parankimasıdır sünger palizat ve sünger parankiması ikisi birlikte neyi oluşturuyor mezofil tabakasını oluşturuyor unutmayalım. Buradaki 5 numarada pardon 6 numarada nedir? İletim demetleridir. Şimdi bakalım sorumuza diyor ki hangisi yanlıştır? 1 diyor epidermisin mumsuz salgısı olup su kaybını engeller. Doğrudur arkadaşlar kütü doğrudur. 2 diyor sutoma olup kloroplast taşıyan canlı hücrelerdir. 2 numara sutoma doğru kloroplast taşıyan canlı hücredir. 3 numara diyor epidermis olup Canlı ve kloroplastsız hücrelerdir. Epidermis'te kloroplast bulunmaz. Burada yeşil gösterdiğine bakmayın arkadaşlar. Bu doğrudur. Gelelim 4'e. Diyor ki pardon denizli şıkkına. Diyor ki 6 iletim demeti olup bölünme özelliği gösteren bir dokudur. Arkadaşlar 6 numara iletim demeti olup bölünme özelliği gösteren bir dokudur. Bir dursun bakalım. 4 ve 5 fotosentez yapan palizat ve sünger parankimasıdır. 4 ve 5 arkadaşlar palizat ve sünger parankimasıdır. Doğru. Şimdi burada denizli şıkkı yanlış olacak. Neden yanlış olacak? Çünkü iletim demeti olduğu doğrudur ama bölünme özelliği yoktur bunlarda. Kısilem zaten tamamen cansız hücrelerden oluşuyor. E, Fülemde de arkadaşlar, e, Fülemde de bundan kalburlu borular ve arkadaş hücreleri vardı. Bunlar canlı hücreler ama bölünme özelliği yok. Bölünme özelliği gösteren hücrelerimiz meristem doku hücreleridir unutmayın tamam. Bir de sonradan bölünme özelliği kazanan e, kambiyum vardır. E, o da zaten ikinci meristem olarak geçer. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olur. Geçelim şöyle beşinci sorumuza. Beşinci soruda diyor ki bitkilerin beslenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bitkiler topraktan su ve gerekli mineralleri alarak beslenir. Evet bitkiler beslenir arkadaşlar. Doğru. Bitkilerin fazla miktarda ihtiyaç duyduğu elementlere makro elementler denir. Şimdi biz bitkilerin ihtiyaç duyduğu elementleri ikiye ayırıyoruz. Makro elementler ve mikro elementler. Eğer ki fazla miktarda ihtiyaç duyuyorsa makro, makro büyük demektir. Az miktarda ihtiyaç duyuyorsa mikro. Hani arkadaşlar, mikro e, mikroskop, hani oradan aklınıza gelsin. Daha küçük böyle canları inceliyoruz ya mikroskopu. Dolayısıyla az miktarda eee gereksinim duyuyorsa mikro element, fazla miktarda gereksinim duyuyorsa makro element. B şıkkı doğru. E buna bağlı olarak C'ye bakıyorum. O da diyor ki çok az miktarda gereksinim duyduğu elementlere mikro element denir. Doğru. Elementler bileşiklerin yapısına katılır. Enzim faaliyetlerini düzenler. Evet arkadaşlar doğrudur. Kök hücreleri fotosentez yapmadığı için organik besinlerini topraktan alır. Şimdi bakın. Kök hücrelerinin fotosentez yapmadığı doğru. Ama organik besinlerini topraktan almaz. Nereden gelir? Yapraklar organik besin üretir. Flem aracılığıyla köke gönderir ve kök besinini aslında kendinden sağlamış oluyor. Yani bitki yaprağından sağlamış oluyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim 6. soruya. Nodül ve mikoriza için diyor. Nodül ve mikoriza için hangileri doğrudur? Arkadaşlar İkisi de mutualist bir birlikteliktir. Şimdi diyor ki nodül baklagillerin köklerinde azot tutucu bakterilerin bulunduğu yerdir. Evet arkadaşlar doğrudur. Azot tutucu bakteriler bitkiler için azotu tutup toprağa bağlar. Bitkiler de bu bakterilere besin vererek yani baklagiller de bu bitkilere, bakterilere besin vererek onların beslenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla mutualist bir ilişkidir. Bu doğru. İkincisinde diyor ki mikoriza bitkiler ile mantar ifleri arasında oluşuyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bitkiler mantarlara besin verir. Mantar ifleri de bitkiler için işte e, su ve mineral alır toprakta. Bu da doğru. Mikoriza ve nodül oluşumunda mutalis ilişki vardır. Zaten en başta söyledik. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim şöyle diğer sorumuza. 7. sorumuz bitkilerin köklerinde topraktan su ve suda çözülmüş minerallerin alınmasında diyor. Hangileri sağlar? Şimdi bitkilerin köklerinde diyor arkadaşlar bakın. Köklerde bakın su ve mineralleri alan emici tüyler vardır. Bunu alırız. Stoma kökte yoktur. Bu yanlış. Lentisel de kökte yoktur arkadaşlar. Bu da yanlış. Cevabımız ne olacak? Cevabımız A şıkkı yalnız bir olacak. Evet gelelim 8. sorumuza. Diyor ki çok yıllık bir bitki stomalar aracılığıyla kaybettiği suyu yöntemlerinden hangileriyle alabilir? Arkadaşlar hidatotlar yardımıyla damlama şeklinde. Şimdi hidatotlar yardımıyla damlama şeklinde su atar dışarı. Yani suyu almaz. O yüzden bu yanlış olur. Bir yanlış. Gövdedeki lentiseller yardımıyla su buharı şeklinde diyor arkadaşlar. Bu da suyun atımını sağlar. Bu da olmaz. Kökteki emici tüyler yardımıyla sıvı şeklinde. Evet, kökteki emici tüyler topraktan suya alır arkadaşlar. Bu doğrudur. 1 ve 2 suyun dışarı atılmasını sağlarken sadece 3 numara suyun alınmasını sağlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. 9. soru. Diyor ki: Kök basıncı ile topraktan su ve mineral alınabilmesi için durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi zorunludur? Arkadaşlar Diyor emici tüylerin ozmotik basıncı topraktaki ozmotik basınçtan fazla olmalıdır. Bu doğrudur. Şimdi neden? Çünkü emici tüylerin suyu olan ihtiyacı fazla olursa topraktan o zaman suyu çeker topraktaki. Ama topraktaki su ihtiyacı daha fazla olursa arkadaşlar bu sefer ne olacak? Topraktaki su ihtiyacı fazla olduğu için bitkiye su vermeyecek. Dolayısıyla bu olur. Şöyle bir dakika kalemi işaretlememişim. Bunu alıyoruz. Topraktaki su miktarı emici tüylerdeki su miktarından fazla olmalıdır. Şimdi ilk başta düşündüğünüzde evet bunu doğrudur dersiniz ama şöyle bir durum var. Aktif taşıma ile arkadaşlar su alamaz mı? Aktif taşıma ile. Alabilir değil mi? Sonuçta eğer topraktaki su miktarı az olsa bile emici tüyler işte bu ozmotik basınçla yani ee, Kök basıncıyla suyu arkadaşlar az olsa bile alabilir. O yüzden bu olmaz. Emici tüylerin turgor basıncı topraktaki turgor basıncından fazla olmalıdır. Turgor basıncı nedir? Suyun fazlalığıdır. Emici tüylerde turgor basıncı yani su fazlalığı olursa topraktaki suya ihtiyacı olur mu? Olmaz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. 10. sorumuz diyor ki gelişmiş kök sistemine sahip bir bitkide suyun taşınmasında diyor faktörlerinden hangileri etkilidir suyun taşınmasında Kohezyon gerilim teorisi kök basıncı kılcallık Arkadaşlar gelişmiş kök sistemine sahip bitkide bunların üçü de etkilidir Eğer ki bize biraz daha böyle gelişmemiş bir bitkiden söz etmiş olsaydı yani kök sistemi biraz daha gelişmemiş olsaydı o zaman sadece kılcallık ve kök basıncı veya sadece kılcallık diyebilirdik ama gelişmiş kök sistemine sahipse bunların üçü de etkilidir. Gelelim 11. sorumuza. Diyor ki bir bitkinin bulunduğu toprağa hidrojeni işaretli su molekülü verilmiş ve işaretli hidrojene bir süre sonra kökteki glikoz molekülünde rastlanmıştır. Buna göre anlatılan durumun gerçekleşmesi için olayların sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi arkadaşlar ilk önce ne olacak bakın toprağa işaretli su veriliyor. Dolayısıyla emici tüyler ilk önce bunu bir alacak değil mi? Emici tüyler alacak o zaman bir numara ilk sırada olacak. Şöyle bir yazdım. Sonra parizat parankimasında fotosentez ile glikoz üretilir demiş. Glikoz molekülü flüen boruları ile kök hücrelerine taşınır. Su molekülü klis, kısilen boruları ile yaprağa taşınır. Şimdi suyu aldık ya taşımamız gerekiyor. Dolayısıyla su molekülü taşınacak. 2 numarada bu. Sonra yaprağa taşınınca parizat parankimasında fotosentezde kullanılacak ve glikoz üretilecek. 3 numara. Sonra da arkadaşlar glikoz molekülü flüem ile kök hücrelerine gidecek. 4 numara. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1, 4, 2, 3 olur. Yani cevabımız Bursa şıkkı olur. 12. soru ve son sorumuz diyor ki organik besinlerin taşınmasını sağlayan basınç akış teorisine göre olayları hangi sırayla gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar basınç akış teorisinde bakın şöyle bir durum var. Şu bizim bitkimiz. Bitkinin üst tarafında bir kaynak hücresi vardır. Alt tarafında da bir havuz hücresi vardır. Burada, burada da yan yana şöyle kısilen ve fülen boruları olduğunu düşünün. Şu ksilemdir Bu da fülendir. İlk önce kaynak hücrelerinde ne üretilir? Besin üretilir değil mi? Kaynak hücresi dediğimiz de yapraklardır. Daha sonra bu besin arkadaşlar flüen borusuna verilir. Şeker olarak yani sükroz şekeri olarak taşınıyor. Buraya verildi. Şimdi bu flüen dokusuna geçen şeker burada bir katı molekül olduğu için akışı yani aşağı taşıması zor olur mu? Olur. Dolayısıyla hemen kısilemden ne gelir? Su gelir. İkisi birlikte bir akış oluştururlar arkadaşlar. Basınç akış teorisi diyoruz bu yüzden. Bu akışla ne olacak? Aşağıya doğru taşınacak. Daha sonra besin molekülü havuz hücresine girer. Havuz hücresi dediğimizde depo edilen hücredir. Kök olur, gövde olur, tohum olur, işte meyve olur arkadaşlar. Herhangi bir şey olur fark etmez. Depo edilebilecek bir yer olacak. Sonra bizim artık suya ihtiyacımız kalmadığı için suyu ne yaparız? Kısileme geri veririz. Şimdi buraya baktığımız zaman bu sırayı aramamız lazım ve bu çıkmıştır biliyor musunuz? Sor, e, TYT'de çıktı arkadaşlar. Pardon AYT'de çıktı. Dolayısıyla bu e, basınç akışı teorisi önemlidir. İlk önce kaynak hücrede ne olacak? Besin üretecek, değil mi? Glikoz üretim. Yani birinci sırada bu. Sonra glikozlar nereye geçecek? Fuleme geçecek. İkinci sırada bu. Sonra bakın. E, bakıyorum hemen sırada hangisi olacak? Kısilem'den fuleme su geçişi olacak arkadaşlar. Ha pardon. ilk önce fulemde ozmotik basınç artacak. Su olan ihtiyaç. Çünkü şeker geçiyor oraya. Sonra kısilem'den fuleme su geçişi olacak. Dördüncü sırada bu. En sonunda havuz hücreye glikoz geçişi olacak arkadaşlar. Sonra da alınan su zaten geri verilecek. burada onu söylememiş. O zaman cevabımız ne olur? 2, 1, 4, 3, 5. 2 ile başlayan zaten sadece Bursa şıkkı var. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Evet böylece bu testin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.